Evet, millet. RMG B08 50cc motorumun son halini sizlerle paylaşmak istedim. Bir video koydum ama tam detaylı anlatamadığım için B08 kullanıcılarına veyahut da almayı düşünenlere biraz daha yardımcı olabilecek bir video çekeyim istedim. Arkadaşlar, bu motor RMG B08'dir. Ruhsatta 50cc geçip aslında biraz daha büyük bir silindir hacmine sahiptir. Yani malzeme kalitesinden kasıt kaporta, yani granajlarıdır. Ama alt makine için aynı şeyi söyleyemem. Gayet güzel bir makinesi vardır. Hatta bu RMG B08'in daha evvelden Ramsey 100 diye satıştaydı arkadaşlar. Bu sebepten ötürü Ramsey 100C diye satışta olan motorun yüzlük olduğunu iddia edip RMG B08'lerin de, benim videomda sanki 125cc demiştim ya, 100cc olduğunu iddia eden arkadaşlar olmuştu. Hatta sonradan modifiye edip şu şekilde orijinal silindirin üzerinde 98 santimetre küp sahte yazısıyla, bakın sahte diyorum, lazerle sonradan yazılmış bir yazıyla bunu görüp o motor hayır 125 değil 100cc'dir diye iddiada bulunan arkadaşlar olmuştu. Şimdi arkadaşlar, bu motor ruhsatla 50cc geçip aslında 100 değil 125cc bir makineye sahiptir. Şimdi şöyle size göstereyim. 100cc, öncelikle 100cc makinelerin piston pimi 15 değil 13 milimetredir arkadaşlar. Yani stroke boyu 49 değil 57.8'dir. Gördüğünüz gibi 15.000. Ayrıyeten 100cc silindirlerin silindir çapı 50 milimetredir arkadaşlar. 125'lerin ise 52.4 milimetredir. Şöyle göstereyim size. Bakınız. 52.4. Yani bu üzerinde yazan yazı sahte bir yazıdır. RMG B08'ler 100 değil 125cc'dir. Bugün 50cc motor alıp işte sahte daha büyük hacimli motor olmaz diyen arkadaşlar da mevcuttu, biliyorsunuz. Eskiden bu sadece 50cc'ler için geçerli değil. Ruhsatta 100cc geçip aslında 125-150cc olan makinelerde piyasada eskiden de mevcuttu. Bu RMG B08 de onlardan biridir. Peki bu görsel B08'e ait değil. Evet, değil. Çünkü bu Mondial RF150 granajlarını giydirdim ben motor arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bunu biraz hor kullanılmış bir halde, biraz uygun, yani bulabildiğim uygun bir fiyata satın alıp birkaç parça değiştireceğim. Zaten uygun yolu bulduğum için far dahil değiştirerek komple Mondial RF125 granajlarını giydirdim. Rossi Ares aynalarını taktım. Granajla beraber mecburen far da değişti. Aynı renk tonu için RMG B08'in kırmızı renk tonu farklıdır. Motoran Wind 125 kırmızı ön çamurluğu alıp taktım. Şuradaki ızgaralar siyah renkliydi. Kendim kırmızıya boyadım. Ayrıca arka kuyruk demiri yine griydi. Kendim kırmızıya boyadım. Yeni bir hava filtresi, zaten çok uygun fiyatlı. Yeni bir ön varyatör, yeni bir arka debriyaj, yeni bir kaliteli bando kayış ve Koso 12 gram performans bagalarıyla motor gerçekten motor olarak, performans olarak güzel hale geldi. Bu motorun arka amortisörleri uzundur ve serttir. Kullanıcıları o konuda şikayetçidir. Arkaya daha yumuşak ve takribi 2 santim daha kısa bir çift skuter amortisörü koydum. Bu arada skuter amortisörlerin tümü ortaktır. Birbirine uyar. Motorunun arka süspansiyon konforundan memnun olmayan arkadaşlar orijinalinizi sökerek, boyunu ölçerek, isterseniz 1-2 santim uzun, isterseniz 1-2 santim kısa, isterseniz daha sert, isterseniz daha yumuşak, çok rahat bir şekilde piyasada bulabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra görsel olarak tabii ki de bu yeni kafa granajının, şöyle şu gri tonunu çok beğendiğim için kafa granajını da değiştirdim. Kafa granajını değiştirmişken mecburen göstergeyi de değiştirdim arkadaşlar. Şöyle bu gösterge böyle saatli, gayet güzel, hakikaten şık, karbon desenli
bir gösterge oldu. Bu göstergede ekstra zaten 95 lira aldım. Çok büyük para değil. Kilometremde 0 olmuş oldu. Makineyi de 0 yaptığım için zaten ben motoru şu anda 0 kilometre kabul etmekteyim. Daha sonra alt makineye gelelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi motor orijinalden sanki 125 cc'di. Buna crank değiştirmeden sadece 150 cc yani 57.8 silindir çapını koyarak motoru gayet rahat bir şekilde uygun yollu 150 cc yapabilirsiniz. Ben de aynen öyle yaptım. Fakat 125'te 150 cc silindir kapaklarının subapları farklı olduğu için silindir kapağını değiştirmek zorunda değilsiniz. Ama değiştirirseniz 125 cc kapağa göre daha da güzel verim alırsınız. Ben de öyle yaptım. Silindir ve silindir kapak. Tabi bunun yanında ekstradan sosyalde anlatamayacağım bir iki ince detay daha var. Onları da makineye yapınca hani böyle bir 160-170 cc'ye yakın performans alabiliyorum şu anda bu motordan. Aziz Allah. Ezanımız bittiğine göre devam edebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi motorun alt makinesinde de bu şekilde bir güzelleştirmeler, iyileştirmeler yaptım. Peki bunları yapınca tam anlamıyla performans alabiliyor muyuz? Hayır, alamıyoruz. Bu performansa önemli bir etken var arkadaşlar. RMG B08'lerin üzerindeki şanzıman dişli grubu kısa bir şanzıman dişli grubudur. Bulmak biraz zordur ama ben biraz daha uzun, yani Rossi şanzıman dişisini alıp motoruma taktığımda hakikaten top speed'de de gayet güzel değerler görebilmeye başladım. Bu tabi aynı zamanda bize bir artısı daha var. O da yakıt tüketimini gayet ekonomik, gayet güzel bir şekle getirmektedir. Yani motorun şanzıman dişlileri de değişti arkadaşlar. Bu şanzıman dişlilerini bana soranlar oluyor, nereden bulabiliriz diye. Benim Ahmet kardeşim var, Ahmet Akalcı. O bulmuş. Onun elinde mevcut. Hatta bayağı da bir bolca mevcut. Önce bir tane vardı. Şimdi bayağı bir tedarik etmiş. Dileyen RMG B08 sahipleri 125 cc de olsa yakıt tüketimini düşürmek veya altta rüzgar arkadan estiğinde veya rampa aşağı top speedlerini arttırmak isteyenler olursa Ahmet kardeşimden bu dişlileri temin edebilir. Peki motora başka neler yaptım? Evet, unutmuşum. Arka fren balatam bitikti. Arka fren balatamı değiştirdim arkadaşlar. Çok önemli bir mevzu var. Bu motor aslında eski bir motor olduğu için RMG B08 sahipleri 1 senedir 2 senedir kullanıyorum dese de aslında içindeki fren ödreliği çok eski bir hidrolik olduğundan artık özelliğini yitirmiştir. Fren kabiliyetini düşürür. Size tavsiyem fren hidroliklerini de yenilemenizdir. Yani değiştirmenizdir arkadaşlar. Ben bu motora performans egzozu da koymuştum. Fakat bu motoru satacağım için ekstra egzoz maliyeti binmemesi için motorun tekrar orijinal egzozunu, ki gayet temiz düzgün durumda zaten, tekrar yerine taktım arkadaşlar. Dediğim gibi RMG B08 sahipleri dilerse başka marka modellerin de granajlarını motorlarına giydirebilir, tipini beğendiği, mesela RF150 gibi. Motorlarını basit veya ucuz şekilde 150 cc'ye çıkarabilir. Yakıt tüketimlerini düşürmek veya son hızlarını arttırmak isteyen arkadaşlar şanzıman dişlilerini değiştirebilir. Arka amortisörlerin yüksekliğinden, yani ayaklar yere zor yetiştiği için ve sertliğinden şikayet eden arkadaşlar arka amortisörlerini daha kısa ve daha yumuşak bir çift amortisörle değiştirebilir. Bu haliyle bu motor kesinlikle yıllarca sizi üzmeyecek. Gayet hem görsel olarak güzel hem de dediğim gibi araba ehliyetiyle, B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilir seviyede olup, hoş bir durum olmasa da trafik sigortasından muaf bir motor haline gelecektir. Ben bu motorla gezerken gayet dikkat çektiğimi farkındayım. Ama bende motor çok olduğu için bu motor da yeni sahibini beklemektedir arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.